33. bölüm. Karanlık iyiydi, aydınlıktan iyiydi. İlaçların etkisi geçiyordu. Kane artık kaçabilirdi. Bedenini değil ama zihnini kurtarabilirdi. Kendini her ana bıraktı. Burada zaman zaten soyut bir kavramdı. Şimdiye, geçmişe ve geleceklere bakınca bu sefer farklı bir şey sezdi. Bu sefer tek başına değildi. Bir kadın var. Hem genç hem de çok ama çok yaşlı. Göremediği halde onun güzel olduğunu biliyor. Onun gibi kadının da bilgisi sonsuz. Ama Kane'in aksine kadın onun içine, onun ruhuna akıyor. Birden her şeyi anlıyor. Kadın, anlıyor musun? Kane, evet. Gelecek onu görene kadar şekilsizdir. Bir parayı havaya attığında iki olası gelecek vardır. Birinde para yazı gelir, diğerinde tura. Ama sen görene kadar ikisi de değildir. Kadın, Evet, işte bu yüzden partiküller aynı anda her yerdedir. Çünkü aynı anda tüm geleceklerdedirler. Kane Ama bu Laplas'ın şeytanıyla ters düşüyor. Laplas, şimdi de her şeyi bilirsen geçmişte ve gelecekteki her şeyi de bilebileceğini söylüyor. Laplas'ın teorisi doğruysa o zaman gelecek önceden belirlenmiş, tekil. Ama gelecek tekil değil, sonsuz. Kadın Laplas'ın teorisi tamamlanmamış. Anın geçmişi için doğru ama geleceğini kapsamıyor. Kane. Laplas'ın şeytanı geçmişteki her şeyi biliyor. Çünkü geçmiş hep tekil. Çünkü tüm ayrımlar ileri doğrudur. Ama Laplas'ın şeytanı tam olarak geleceği bilemez. Çünkü birden fazla var. Laplas'ın şeytanı tüm olası gelecekleri bilir. Kadın. Evet. Anın geleceği olasılıklıdır. Şimdilerin hepsini çok belirgin bir şekilde gördüğün için tüm olası gelecekleri görebilirsin. Ama bunlar sonsuz. Gerçek düşüncenin bir yansımasıdır her öne atılan dalda kendi gerçeğini seçersin. Çünkü hangi anı düşünmek istediğini seçersin. Kane, anlıyorum. Bu yüzden her anı gözlerim açıkken göremiyorum. Çünkü evreni görürken şimdiye kilitleniyorum ve olası gelecekleri göremiyorum. Kadın, evet. Kane, ama neden ben, neden ben şeytanım, neden başkası değil? Kadın, bu da olasılıkla ilgili. Aynen çan eğrisi gibi. Herkeste şeytana özgü güçler var aslında. Bazılarının güçleri zayıf, bazılarınınki güçlü. Çok az kişi de hiç yok. Bu yüzden de birkaçında hepsi olmalı. İşte bunlar da şeytanlar. Kane Eğer herkeste bir nebze yetenek bile olsa, bir şeyler varsa, ben neden her anda başkalarını bilmiyorum? Kadın Her an onların bilinç altında var. Görebiliyorlar ama anlayamıyorlar. Bazen bir yankı olarak var sadece. Kane bir olayı önceden yaşamışsın veya görmüşsün gibi hissetmek gibi mi? Kadın. Evet. Bu, anın geçmişinde görüldüğü şekliyle olası geleceklerden biri. İnsanlar gördükleri geleceklere giden yolu her zaman izlemezler. Ama izlerlerse ve bu gerçekleşirse bu bilinçte birden ortaya çıkar. İşte dejavu denilen şey de budur. Kane Herkesin farklı yetenekleri var demek. Kadın. Evet. Bazılarınınki zayıf, bazılarınınki güçlü. Zayıf olanlar ileriyi göremez. Olası gelecekleri göremedikleri için hareketlerinin sonuçlarını tahmin edemezler. Hayat boyu kör ve aptalmış gibi yaşarlar. Kararları gelişi güzeldir, kararlarının sonuçları da öyle. Güçlü yeteneği olanlar çoğu şeyi görebilirler ama gördükleri bilinç altındadır. İyi fikirlerine öngörü, içgüdü ya da bir duyguya kapılmak derler. Aslında bu fikirler her anda gördükleri olası geleceklerden kaynaklanır. Her anda herkes için mükemmel ve mutlu gelecekler de vardır güçlü yetenekleri olanlar gelecekteki kendilerinin kararlarına uyarlar ve aynı şeyleri yaparlar. Bu nedenle de kararları doğrudur. Bilinçaltlarında bu kararların doğru olduğunu, onlara mutluluk getireceğini bilirler bir şekilde. Kane, benim gibi başkaları var mı? Başka şeytanlar var mı? Kadın, evet, her anda daha çok şeytan vardır. Sokrates, Büyük İskender, Julius Caesar, Moliere, Napoleon Bonaparte, Hermann Van Helmholtz, Van Gogh, Alfred Nobel hepsi birer şeytan. Kane: Hepsinin de benim gibi epilepsisi vardı. Zaten nöbetlerde her anın bizi yüklendiği anlar. Kadın: Evet. Her anı gören şeytanlar anda acı çekerler. Kane: Anda ne yapmam gerekiyor? Kadın: Ne istersen onu. Kendi geleceğini seçme ve böylelikle çevrendekilerin de geleceğini değiştirme olasılığın var. Kane: Ama hangi kararların doğru olduğunu nereden bileceğim? Her şey bir diğerine bağlı. Benim için doğru olan bir şeyi seçip başkasına zarar verebilirim. Kadın: Kararlar doğru veya yanlış değildir. Kararlar karardır. Sen sana göre en iyisini seç. Kane. Ama nasıl seçeceğim? Kadın, o sana bağlı. Grimes, neler oluyor? Özür dilerim doktor. Jimmy elektriklerde bir sorun var. Bana bunları anlatma," diye bağırdı Foresight telefonda. Çıldırmak üzereydi. Sorunu hallet. Bunu halledebilecek misin? Bana baksana," dedi Grimes. Elimden geleni yapıyorum. Bu konuşma bitmiştir. Telefonu kapadı. Forsight yumruklarını sıktı. Salak herif. İşler hallolur hallolmaz hemen başkasını işe alacaktı. Grimes'ın beceriksizliklerinden bıkmıştı. İki yönlü aynaya döndüğünde hiçbir şey göremedi. Bir tek kendi nefes alışını duyabiliyordu. Bu penceresiz mekanda tek bir ışık hüzmesi bile yoktu. Kalbi hızla çarpıyor, bu kara peçeyi yok edebilecekmiş gibi gözlerini sürekli kırpıştırıyordu. Ama bu bir işe yaramıyordu. Gözlerin açması veya kapaması hiçbir şey fark ettirmiyordu. Birden kalbi sıkıştı. Tanrım Beta Deneyi karanlık olduğunda gözlerinin açık olması hiçbir şey fark ettirmezdi ki ilaç dozları bilgisayarla ayarlanıp verildiğine göre elektrik olmayınca uyuşturucu da verilmiyor demekti. Yani denek 10 dakikaya kalmaz uyanırdı. Forsat birden eskisinden bile daha fazla korktu. Telefonu kaldırıp Grimes'in numarasını çevirdi. "Hemen ışıkları aç!" diye emretti. Olur dedi Grimes dalga geçer gibi. Ben de aslında aynen öyle yapmayı planlıyordum. Aynı şeyi düşünmüşüz. Sen benden uzun yaşayacaksın Jimmy. Grimes ciddiyim anlamıyorsun. Işıkları hemen yakman çok önemli. Elimden geldiğince hızlı çalışıyorum. Ama seninle telefonda konuşmak beni yavaşlatıyor. Son kelimeyi hece, hece söylemişti. Sanki vurgulamak ister gibi. Bana söyleyeceğim başka bir şey yoksa bırak da işimi yapayım. Yap dedi Forsyth. Telefonu çarparak kapatırken kalbi hızla çarpıyordu. Bir şeyler yapmalıydı ama ne? Terli ellerini önlüğünü cebine sokup odada volta atarken nefes almaya çalıştı. Üç adım atınca dizini dosya dolabına çarptı. Siktir! diye bağırdı acıyan dizine yapışarak. Karanlıkta uzanarak sandalyesini buldu ve dizini ovuşturarak oturdu. Ellerini cebine soktu ve ince bir şey hissetti. Unutmuştu bunu. Cebinden çıkarıp yanındaki düğmeye bastı. İncecik el fenerinin ışığı ortalığı aydınlatınca bir an için gözleri kamaştı. Forsyth rahat patlayarak iç geçirdi. Işığı iki yönlü aynaya yansıttı ama bir tek kendini ve duvardaki gölgesini gördü. Deneye bu şekilde ulaşamazdı ama eğer odasına girer ve ışığı gözlerine tutarsa ışıklar gelinceye kadar bir şey yapamazdı Kane. Forsight feneri kullanarak kapıya kadar gitti ve açmaya çalıştı. Kitliydi ama bu mantıklı değildi çünkü kapı asla içeriden kitlenmezdi. Elektrik kilitleri hep dışarıdan işliyordu. Tanrım, kilitler de elektriğe bağlı. Kolu bir kez daha çevirdi ama bunun bir işe yaramayacağını biliyordu. Kendi gölgesine bakarak aynanın diğer tarafında neler olduğunu merak etti. Panikleyerek kapıyı yumruklamaya ve bağırmaya başladı. Nava neden bayılmadığını anlayamıyordu. Acaba ayağındaki sancıdan mıydı yoksa zonklayan bileğinden miydi? Yoksa boynundan oluk oluk akan kandan mıydı? Yüzünü eliyle sildi, elinde yapış yapış kan vardı başından çektiğinde. Ama bu Nava'nın kanı değildi. Adamı omzundan itip nabzını yokladı. Atmıyordu. Rahatlayarak iç geçirdi. Saatine baktı 11.01. 7 askeri de alt ettiğine göre artık alarm çalsa da endişelenecek bir şey yoktu. Ama daha tamamlaması gereken bir iş vardı. Grimes ona elektriği kestiği anda binadakilerin yer altındaki laboratuvara bir ekip yollamalarının 10 dakika süreceğini söylemişti. Normalde 6 tane güvenli görevlisini gözü kapalı hallederdi ama şu haliyle bunu yapabilecek durumda değildi. Bilekliğine bakılırsa Kane'i kurtarmak için 8 dakika 15 saniyesi vardı. Nava Esmer adamın six hour'ını eline aldı. Sağ ayağına basamıyordu ve zemin kanla kaplı olduğu için kaygandı. Ayakta durmayı başarınca duvara yaslandı nefes nefese kalarak. Bir an için bayılacağını düşündü. Kırık bileğini yerine oturturken sancıdan sanki kemikleri bile bağırdı. Gözleri açıldı. Sırt çantasını dişlerinin arasında tutmaya çalışırken diğer eliyle fermuarlı bölgenin içini aradı. Gece görüşü gözlüklerini takıp olanca hızıyla koridorda ilerledi. İş işten geçmeden önce David'e ulaşması gerekiyordu. Grimes kulaklığını çıkarırken kıkırdıyordu. Doktor Jimmy nöbet geçiriyordu. İnanılmazdı. Çıldıran adamı kayda almayı çok isterdi. Sonra da bağırışlarını bilgisayarına fon müziği olarak yüklerdi. İşte bu muhteşem olurdu. Gelecek sefer bunu kesinlikle yapacaktı. Tabi Doktor Jimmy bu arada kalp krizi geçirip de ölmezse. Her şey o kadar kolay olmuştu ki David Kane'in ne kadar akıllı ve cesur olduğuna inanamıyordu. Kane nasıl anlamıştı saksının içine bir alıcı yerleştirdiklerini? Bir de önüne geçip planını anlatmıştı. İşte bu cesaret isteyen bir şeydi. Eğer Grimes bu kaydı görmeseydi Kane hapı yutmuş olacaktı. Dahası mesajı Grimes yerine Forsight görseydi o zaman Kane'in manitası bir tuzağa düşecekti. Ama David Kane'in şansı yaver gitmiş ve her şey planladığı gibi olmuştu. Kane'in evindeki kayıtları ilk gördüğü anı düşündü Grimes. Tam Crow'un ekibi gelmeden önceydi bu. Kane'in dudaklarını oynattığını görünce sesi açmış ve hayatının sürpriziyle karşılaşmıştı. Bu Steven Grimes'a bir mesajdır. Beni dinlediğini biliyorum. Martin Crow beni yakalamaya geliyor. Beni yakalayınca kaçmam için senin yardımına ihtiyacım var. Yardım edersen 1 milyon dolar kazanacaksın. Şunları yapmanı istiyorum. Kane ayrıntılı bir şekilde anlatmıştı kaçış planını. Grimes'a ışıkları kapattırması daha yaneydi. Bir barı arayıp Nava ile görüşmesini söylemişti Grimes'a. Ona planı anlatacaktı. Nava parayı Cayman adalarındaki gizli hesabına yatırdıktan sonra da Grimes ona şemaları ve alarm kodlarını yollamıştı. Sonra da sahte kimliği yapmış ve bilekliği tasarlamıştı. Bunları da dışarıda Forsyth'ın arabasının altına bırakmıştı. Hayatında o kadar çok parayı hiç bu kadar kolay kazanmamıştı. Kane'in kaçmasını istiyordu. Umuyordu daha doğrusu. Eğer operasyon başarılı olursa Nava ona yarım milyon dolar daha vaat etmişti. Doktor Jimmy ile çalışmak sandığından daha da karlı bir işti. Grimes'ın kulaklığı titreşti. Ben Grimes. içeride kitli kaldım. Forsyth gerçekten keçileri kaçırmak üzereydi. Ne? diye sordu Grams gerçekten anlamayarak. İçeride kitli kaldım tüm kapılar elektronik salak herif. Ha anladım dedi Grams gülümsemeye çalışarak. Unutmuşum. Olduğun yerde kal. Birkaç dakikaya kalmaz elektrikleri devreye sokuyorum. Ne demek olduğun yerde kal? Hemen birini gönder beni buradan çıkarsın. Doktor Jimmy şu anda elimde acil bir iş var dedim ya sana. Odadan çıksan nereye gideceksin ki zaten? Binada elektrik yok. Deneye ulaşmam gerek. Forsight artık keçileri kaçırmış kıvama gelmişti. Beni anlıyor musun salak herif? Deneye ulaşmam gerekiyor. Yoksa hepimiz boku yeriz. O yüzden hemen, anladın mı? Hemen birini yolla. Tamam, tamam, dedi Grimes. Birini yolluyorum. Şu işi hemen dedim, dedi Forsight garip bir sakinlikle. Bu hali daha tedirgin ediciydi sanki. Şimdi hemen birini yolla. Tamamdır. Başka? Forsight bir şeyler homurdanıp telefonu yine yüzüne kapadı. Grimes bir an için irkildi. Forsight'ın sesinde hissettiği dehşet onu da etkilemişti. Forsyth'a cehennem azabı çektirmeyi seviyordu ama belki de birini göndermeliydi. Çünkü işini kaybederse böyle işlerde yapamazdı. Ne? çıldırmış olmalısın. Sırf doktor Jimmy karanlıktan korkuyor diye yarım milyon doları riske atacak değildi. İletişim sisteminin numarasını çevirdi, sistemin kodunu girdi ve uygun seçeneği tuşladıktan sonra da telefonu kapadı. Eğer Foresight onu işten kovacaksa kovabilirdi. Uzun bir tatile çıkacak kadar parası vardı nasılsa. Çevresini saran karanlığın içinde Foresight'ın kalbi çok hızlı çarpıyordu. Küçük fenerin ışığı korkusunu yenmesine yardımcı olmuyordu. Neden birinin gelip kapıyı açması bu kadar uzun sürüyordu ki? Grimes'ı arayalı 5 dakika olmuştu. Karanlıkta parlayan saatine baktı. Daha 90 saniye olmuştu aslında. Yine de 1,5 dakikada nöbetçilerden birinin gelip onu çıkarmış olması gerekiyordu. Önündeki siyah aynaya baktığında saatinden yansıyan ışıktan sadece kendini gördü. Çok geç olmadan yandaki odaya ulaşmalıydı. Denek her an kendine gelebilirdi. Hala biraz Torezi'nin etkisinde olacaktı. Aslında uyanıp da kaçmaya çalışma olasılığı çok düşüktü. Olasılık düşük müydü kendi kendini azarladı artık düşük olasılık diye bir şey yoktu ahizeyi kaldırıp yine Grimes'i aramak istediğinde hatlar kesilmişti düğmeye basıp dua ederek bekledi hat hala kesikti ahizeyi telefona vurdu 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 ve artık gelirmeye bir adım daha yaklaşmıştı Nava derin derin nefes alarak kapıya yaslandı. Koridor boyunca iki defa durup dinlenmek zorunda kalmıştı. Sol ayağı ağırlaşmıştı. Attığı her adımda mide bulandırıcı bir şekilde kan fışkırdığını duyabiliyordu. En azından çizmesinin demir ucu yüzünden mermi hala ayağındaydı ve çıkış yarası yoktu. Yani kanı oluk oluk boşalmıyordu. Kan kaybından bayılmadan önce ne kadar ayakta kalabileceğini düşündü. En fazla 15 dakika. Neyse yakında öğrenecekti bunu zaten. Son bir nefes aldı, olabildiğince dik durarak zorlasa da kapı açılmadı. Cebinden adamın parmağını çıkarıp tarayıcıya bastırınca da hiçbir şey olmadı. Kahretsin, elektronik kilitler de işlemiyordu. İki adım geri çekildi, sırt çantasından çıkardığı tabancasıyla kapı koluna üç el ateş etti. Açılan kapıdan geçip koridor boyunca ağır aksak yürümeye devam etti. Geldiği yöne doğru gidiyordu. Aydınlıkken rahatsız edici olan bu koridor ışıklar sönünce korkunç ve klostrofobikti. Burada yerin 10 metre altında ölmek istemiyordu. Odaklanmalıydı. Kane'e odaklanmalıydı. Hedefine, amacına. Sonunda duvarda üstünde D blok yazan levhayı gördü. Yaklaşıyordu. Güvenlik sistemine ilk baktığında David'i kardeşinden bu kadar uzağa koymaları garibine gitmişti. Aslında Jasper D8'deydi. David de hemen yanı başındaydı. En yakındaki kapıya yaslanıp nefes aldı. D6'daydı. Neredeyse gelmişti. Derin bir nefes verip yoluna devam etti. Hava ağırlaşmasına rağmen birden soğuktan ürperdi. Kan kaybından üşmeye başladı. Bir adım daha atmaya zorladı kendini. Sonra bir adım daha, D8, bir adım daha yaklaşıyordu. Koridorun sonundaki odaya sürükledi kendini ve son damla adrenalin sayesinde birden enerji hissetti. D onun dibindeydi. Silahını kaldırdı. Kane bu odada olmalıydı. Mutlaka burada olmalıydı. Çünkü eğer değilse ikisi de buradan sağ çıkamayacaktı. Kapıya nişan alıp ateş etti. Kane gözlerini açmaya çalıştı ama zaten açıklardı. Beyninde inanılmaz bir ışık gördü. Kollarını kıpırdatamadı. Gözlerini bile kırpamıyordu. Paralize olmuştu. Hayır, paralize olsa yine de gözlerini kırpabilirdi. Bir inleme duydu. Sonra da sesin kendisinden gelmediğini anladı. ''David konuşabiliyor musun?'' diye sordu bir kadın. Onu tanıyordu. O, ''Ben Nava, Kane, seni buradan çıkaracağım.'' Nava. Onu kurtarmıştı, arkadaşına götürmüştü. Sonra bir şey olmuştu. Önemli bir şey. O kadar aklı karışmıştı ki sanki beyninde pamuk vardı. Işık vardı. Biri parmaklarıyla yüzüne dokundu. Göz kapaklarına. Bir metalik klik sesi duyunca artık göz kapaklarını oynatabildiğini fark etti. Gözleri kuruyup katılaşmış gibi acıyordu. Acıya rağmen gözlerini kapatabilmek çok güzeldi. Ah Dedi birden sol kolunda bir sancı hissedince. Pardon, kolundaki iğneyi çıkarıyorum, dedi özür dileyerek Nava. Neredeyse çıktı. Biraz daha acıdı canı. İğne çıkınca koluna kan geldi. Pardon, kolundaki iğneyi çıkarıyorum, dedi özür dileyerek Nava. Neredeyse çıktı. Biraz daha acıdı canı. İğne çıkınca koluna kan geldi. Kolunu kanamayı durdurmak istercesine bükmeye çalıştığında soğuk metal bileğini kesti. Diğer kolunda denedi. Aynı şekilde o da bağlıydı. Ayakları ve bacakları da metal şeritlerle bağlanmıştı. Hatırlamaya başladı. Yakalanmıştı. Bu odada uyanmıştı. Sandalyeye bağlıydı. Çevresine bakındı. Nava onunla ilgileniyordu. Başının üstünde bir çift gözlük vardı. Masanın üstüne koyduğu bir ışıktan oda aydınlanmıştı. Gölgeler vardı her yerde. Nava göremeyeceği bir yere doğru eğildi. Sonra bir şeyin yırtıldığını duydu. Nava bileğiyle metal kelepçelerin arasına kumaş sokuşturuyordu. Kelepçelere freon sıkacağım. David bir an gibi olacak. Cain bir tıslama sesi duydu ve birden metalin altındaki bileği buz keser gibi oldu. Hareket Kayın daha nava'nın ne dediğini anlayamadan cam kırılıyormuş gibi bir ses duydu. Kolunu oynatabiliyordu. İyi misin? Evet galiba dedi Kane, uyuşmuş olan kolunu yavaşça bükerek. Kendini hala yorgun ve hantal hissediyordu. Nava diğer kolunu ve bacaklarını açmaya koyuldu. Tam son metal parçasını spreylemişti ki Keyin bir ses duydu. Sanki duvarlara bir şeyler fırlatılıyordu. İkisi de sesin geldiği yere doğru döndüler. İlk başta aynada bir karartı gördüler. Ama yakından bakınca aynanın diğer tarafında toplu iğne ucu büyüklüğünde bir ışık vardı. Yine aynı ses duyuldu. Birden Nava ve Kane'in yansımaları patladı ve ayna binlerce parçaya ayrıldı. Kane uçuşan cam parçalarından korunmak için kolunu kaldırdı. Çevrelerine cam parçaları yağıyordu. Binlerce küçük ayna onlara doğru uçuşuyordu. Birkaçı Kane'e saplandı. Minik çiziklerden kan akarken Kane kendine gelmeye başladı. Ama onu tamamen ayıltan çıldırmış bir adamın bağırtısıydı.